Saat kaç? Komik değil, ben gülmüyorum. Saat kaç? Saat 2. Kaçmış? Saat 2. Ve hiç komik değil. Değil. Hiç değil. Vallahi değil. Herkese merhaba. Biz bugün şöyle kargo ile güne başladık. Aslında şu anda kargonun içinde ne var? Çok ama çok merak ediyor. Evet, bu kargo nereden geldi? Bu kargo sevgili Vildan abladan geldi. Vildan ablayla ben Instagram'da sünnet mevlüdünde hani gelen misafirlere bir şeyler dağıtılır ya, onlar için araştırma yaparken tanıştım. Şimdi herkesin aslında mevlütte genelde dağıttığı şeyler var. İşte böyle Yasin kitapçıkları, tesbih, aç annem poşetini. Tesbih, işte böyle hep böyle benzer şeyler. Ben farklı bir şey yapmak istedim. Daha doğrusu kullanılacak bir şey yapmak istedim. Çünkü hepimizin evinde var bunlardan ve hiç de hiçbir zaman da kullanım. Yani hiçbir zaman derken tabii ki mevlüte bir şeye giderken yanına alıyorsun ama bir şey olmuyor yani. Öyle duruyor bir yerlerde illaki. Kutuyu parçalıyor şu anda. O yüzden de ben farklı bir şey olsun istedim. İnsanların kullanacağı ve gerçekten hatıra kalınca hatıra kalacak bir şey olsun istedim. Şöyle buradan da Instagram adresini size göstermiş olayım. Hem de yazarım. Şöyle bir etiketi var üzerinde. Şimdi açalım. Ne varmış bakalım. Ben açacağım. Şimdi ver onu anneciğim. Senin açman çok uzun sürecek çünkü. Sen açacaksın. Yok yok, dur. Şu şeylerini açayım, yine sen aç. Asya çok heyecanlı. Ben ne yapayım? Bilmiyor, evet, sürpriz ona da. Bilmiyorsun derken yani ne için olduğunu biliyorsun da nasıl olduğunu falan bilmiyor. Ben olsam bana öyle bir şey çünkü verilmesini tercih ederim. Hani hatıra olacak bir şey. Hem de kullanılacak bir şey. Açıyorum. Evet, şöyle. Açıyorum. Aç bakalım. Büyük istediyorum. Açıyorum. Aç bakalım. Evet. Şöyle gösterelim. Evet, bizim bunlar sünnet hediyeliklerimiz. Ver onu. Görmedim bakayım. Nasıl? Güzel. Şöyle Vildan abla şöyle kartını da göndermiş. Bilgilerine dediğim gibi eğer isterseniz videonun annesinin altında babasının kıymetlisi, ablasının en iyi oku. Arkadaşı. Bir daha oku. Annesinin babasının kıymetlisi, ablasının en iyi arkadaşı, hayatımıza hoş geldin. Kartal bebekten size küçük bir hatıra, hayırlı kapılar açması dileğiyle sevgiler. Evet. Böyle bir anahtarlık yaptırdım. Bir de böyle işte kart yazılıyor. Karta ne isterseniz onu yazdırıyorsunuz. Anahtarlıkta konuştuk. Vildan ablayla ne renk olsun, nasıl olsun, modeli, işte şurası, her şeyini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Evet. Her şeyini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Şöyle sünnet hediyeliklerimiz de gelmiş oldu. Şöyle göstereyim. Bunları da mı derken neleri? Pat patları mı? Yok, onlar senin olabilir. Evet, bu şekilde. Güzel değil mi? Beğendin mi? Güzel. Evet, bu şekilde. Sonra görüşürüz. Soru başına 10 lira, iki soruda 20 lira. Evet, Asya soruyu sor. Birinci soru. Birinci soru, dilsiz... Bir dakika Kartal. Dilsiz çayı nasıl ister?
El hareketleriyle. Ya işte göster neyse onu söyle canım. Dilsizsin çayı iste. Tamam. Tamam. 10 lira kazandın. Şimdi ikinci soru. Kör makası nasıl ister? Kör olduğu için makası görmez ki zaten o. Nasıl ister? Yandın. Makas der. Makas. Makas ver. Oh, bir doğru bir yanlışı götürdü kaybettin. Evet Asya ve Kartal orada oynuyorlar. Ben size ne göstermedim? Doğum günü hediyelerimi göstermedim. Hemen onları göstermek istiyorum. Şöyle aslında şeyde doğum günü videosunu gördünüz. Şöyle eşim güzel bir kolye almış. Şöyle yakından göstereyim birazcık daha. Şöyle damla şeklinde. Güzel şık bir kolye almış. Doğum günü gerçekten ama gerçekten sürpriz oldu. Yani bir pasta keser illaki yani hiç eşim es geçmez bu tarz şeyleri ama gerçekten büyük bir sürpriz hazırlamış ablasıyla. Hani resmen çocuk doğum günü gibi bir doğum günü hazırlamışlar sağ olsunlar. Sonrasında da işte biraz çelki yarışması yaptık. Kendi aramızda biraz eğlendik. Şimdi bunun dışında diğer hediyeleri hemen göstereceğim size. Eşimin halası şöyle bir hırka almış. Yakası şöyle ceket modelinde, düğmesiz, hiçbir şeysiz, şöyle uzun bir hırka, tam benim tarzım. Allah'ım sese bak. Böyle lacivert, çok şık, güzel bir hırka almış bana. Ondan sonra yine eşimin kuzeninin eşi, o da bana şöyle küpeler almış. Tabii ki küpe seviyorum ve biliyor o yüzden. Bir tane şöyle daha böyle gece takılabilecek bir model. Çok şık. Bir tane de şöyle günlük. Benim her zaman kullandığım tarzda, tam benim tarzım olan küpelerden almış. Şimdi gelelim görümcemin aldığı hediyeye. Görümcem bana ne aldı? Hadi gelin göstereyim. Evet, görümcem bana halı almış. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Ben çok beğendim. Zaten bu ince halılardan istiyordum, biliyordu. Şöyle renkleri pembeyle, griyle, siyahlı. Daha fazla kaldıramayacağım. Evet, görümcem de bana halı aldı. Biz neredeyiz? Gezmelerde. Forum İstanbul'a geldik. Değil mi? Hem de ne alacağız? Asya'ya sürpriz. Asya'ya karne hediyesi. Bak ne kadar hızlı geliyor birden, görüyor musun? Hayvan. Aa bak. Hah dur. Onur bak burada. O teyzeninkinden. Bu ne ya? 5700. Of çok pahalı. Evet, biz Asya'ya karne hediyesi olarak bir telefon aldık. Huawei'nin bir modeli. Bu model Y6 modeli. Normalde Y5 modelini alacaktık. Y5 modelinin fiyatı 1000 liraydı. Ve gelip alsın şöyle, efendim? Kartal gelip alsın diye. Ha tamam. 1000 liraydı. Daha sonra bir yerde kampanya gördük. 1000 liraya Y6 modeli. Bu normalde 1300 lira gibi bir fiyat. Y6 modelini 1000 liraya almış olduk. Şöyle bir arkası da böyle. Öyle de normal. Klasik şöyle. Telefon. Huawei telefon. Çok güzel. Yani ben de zaten Huawei kullanıyorum ve artık gerçekten bilmiyorum ben öyleyim diye mi, böyle Apple'dan iyicene böyle bıkkınlık geldiği için bana Apple'dan vazgeçip Huawei'ye dönüşler çok var. Samsung biraz adından dolayı daha pahalı ama Huawei, o da tabii ki adı artık iyicene şey oldu ama şunu çok güzel yapıyor.
pahalıyı da yapıyor, ucuzu da yapıyor ama ucuzu da güzel yapıyor. Yani 2500 liraya da telefon var, 1000 liraya da telefon var. Yani böyle hani ortalama standart güzel bir güzel yani neye göre güzel? Kamerası da güzel, işletimi de güzel. Ne kadar kullanacak ki çocuk? Telefonla mailleşmeyecek, resim hani şey yapmayacak. Hani anlatabildim mi? İş için kullanmayacağı için çok 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 fazla bile hatta çok çok güzel. Ne diyordum? Ha, Huawei'de şöyle bir şey var. Mesela aynı fiyata Samsung'da da telefon var. Hatta orada konuştuk. Hem MediaMarkt'a gittik. Teknosa'ya gittik. Vatan Kompütür'e gittik. Telekom'a gittik. Samsung'da da aynı telefon var. Aynı fiyata telefon var. Ama mesela işte kamerası bir tık daha düşük. İşletim sistemi bir tık daha düşük. Ondan sonra şeyi RAM'i bir tık daha düşük. Hala kurulum işlemlerini yapıyoruz da bu arada. Al annem ben geliyorum. O yüzden kesinlikle ben telefon alırken de araştırmıştım. Huawei kesinlikle bu konuda en güzeli. Evet, Asya'nın yeni telefonu daha doğrusu. Yani karne hediyesi bir yandan da zaten de hani alacaktık. Ama karneyi bekledik. Birazcık da ona teşvik olsun diye aldık. Ondan sonra ben ne yaptım? Pazara uğradım. Geçen hafta pazardan ceviz almıştım. Bu hafta da yine aynı cevizden almaya gidiyordum. 25 liraydı kilosu ve çok güzeldi. Ayıkladım ve 10 liralık almıştım. Çünkü genelde böyle alıyorsun, yarısı boş çıkıyor, çürük çıkıyor falan. Bir tane bile çürük çıkmamıştı. Her neyse, tam giderken pazarın girişinde 15 liraya gördüm. Adam arabada satıyor. Bir sürü kırıyor o sırada sana, ayıklıyor, veriyor. Hani içinde çürük yok gibi bir şey yani, öyle gördüm. Ondan sonra oradan şöyle bir 20 liralık ceviz aldım. Tadı da çok güzeldi. Tadına da baktım. Ondan sonra pazardan çok bir şey almadım, sebze falan. Muz aldım. Klasik meyvemiz muz. Yemesi kolay olduğu için. Ya tabii ki ben ne alırım pazardan? Domates alırım. Ve salatalık alırım. Başka ne alırım ben? Bunları aldım. Aldıklarım bu kadar. Ondan sonra çağrı markete girdim. Çağrı marketten de çağrı market, hatta bir takipçimle karşılaştım. Sağ olsun. Siz dedi işte çalışan anne değil mi falan dedi. Hep dedi kızınıza geliyordunuz buraya dedi. Dedim bugün o yok dedim. Öpüyorum, o da bizim bu taraflarda oturuyormuş. Öpüyorum buradan onu. İzliyormuş beni, sağ olsun, görünce tanıdı. Çağrı markette salı günleri pazar olduğundan dolayı bazı ürünlerde çok güzel indirimler oluyor. O ürünlerin içinden ben de ihtiyacım olan varsa alıyorum. Bunlardan birisi de tat domates salçası. Salçam bitiyordu. Şöyle şu kadar falan kalmıştı. Yarısından az. Bu da 8,5 liraya falan indi herhalde. Öyle bir fiyat yani. 8 bile bir fiyatta, 9 değildi. Normalde 11-12 liraya kadar ben gördüm bunu yani. O yüzden hazır görmüşken bundan aldım. Ondan sonra bir tane de şöyle. En son herhalde geçen hafta almıştık Lipton Ice Tea. Bir tane de bundan aldım. Çay marketten başka bir şey aldım mı? Yok, almadım oradan başka bir şey. Hemen ben yoldan gittim, hemen aldım geldim. Zaten akşam oldu, pazar toplanmadı ama toplanıyor gibiydi. Böyle saat 6.30-7'ye doğru falan artık toplanıyor buradaki pazar. Evet, aldıklarım böyle. Gidiyorum ben şimdilik. Sonra görüşürüz. Bay bay.